Ankara Saati programımızla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bugün Gezi'nin 7. yılı, yıl dönümü. Neler yaşandı, biraz tabii onun üzerinden de geçeceğiz. Gezi'den bugüne neler değişti? 12 kişi yaşamını yitirmişti Gezi eylemleri sırasında. Yüzlerce kişi tabii yaralandı, tutuklananlar olmuştu. Osman Kavala mesela Gezi'de tutuklandı. Daha sonrasında bu sefer de casusluktan tutuklandı. Ahim tahliye edilmeli demişti ama halen tutuklular arasında bulunuyor. Gezi'yi tabii biraz konuşacağız. Gezi ile birlikte de son sürece değineceğiz. Bir taraftan provokasyonlar, işte cami örneği var İzmir'den gelen o haber. Ardından ekonomik gelişmeler çok önem taşıyor. Ve yeni partiler, yaşanan diyaloglar, peş peşe gelen açıklamalar, erken seçim iddiaları ve seçim sisteminde değişiklik mi olacak? Hemen konumuza dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bizimle birlikte. Efendim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Tabii önemli Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıl dönümü dedik. 7 yıl önce ağaçların kesilmesiyle başlayan o süreç işte tüm Türkiye'ye yayılmıştı. Sonra birdenbire adalet, umut sesleri de yükselmeye başladı. Bir mücadele yaşandı o süreçte ama 12 kişiyi de kaybettik dedim. Başında da belirttiğim gibi programın. Neler söyleyeceksiniz? Biraz önce Gezi'yi konuşalım, ardından günümüze döneceğiz tabii ki. Evet, öncelikle Gezi'de hayatını kaybedenleri, ailelerine ve bütün sevenlerine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Gencecik çocuklar hiçbir suçları olmadan ne yazık ki katledildiler. Gezi'nin temel mesele nereden çıktı? Buna bakmamız lazım. Yani bugün iktidar, geçmiş dönemdeki iktidarların yaptığı gibi her şey yalan üzerine inşa ettikleri için Gezi'nin ne mana ifade ettiği, Gezi'nin ne anlam ifade ettiğini de ne yazık ki özellikle AK Parti tabanı, seçmeni çok anlayamadı. Gezi sadece tabii ki Taksim'de 3 ağaçla tarif edilmeyecek kadar çok önemli bir mücadele süreciydi. Demokrasi, özgürlük, baskıların son verilmesi, şehitlerin katledilmemesi, doğaya saygılı olmak için bütün insanların ortak değerler olan bu değerler çerçevesinde bir ortak mücadeleydi. İktidar bunu anlayabilseydi Türkiye açısından çok önemliydi. İşte zaman zaman bugün ülkeyi yönetenlerin de kentlerdeki bu durumdan dolayı çok muzdarip olduğunu ifade etmeleri de ne yazık ki bu işin de bir ironik tarafı. İşte efendim biz şehirleri katlettik, günahımız çoktur diyenler o gün Gezi anlamış olsalardı belki bu cümleleri kullanmamış olacaklardı. Gezi son derece insanı, son derece duyarlı bir süreçten niye bu sürece geldi? Ne yazık ki son özellikle çadırların yakılmasıyla beraber çok başka bir boyut aldı. Sayın Erdoğan da çok açık ifade etti. Yani bugün o Gezi'de ciddi fonksiyonları olan emniyet mensuplarının tamamı tutuklu. Onun da altını çizerek söylemek istiyorum. Bunların hepsi FETÖ'cü çıktı. Yani FETÖ terör örgütünün önemli unsurları oldu. Bunlara Sayın Erdoğan destan yazdı dedi. Şimdi ben çok merak ediyorum. AKP cenahı o gün o gencecik çocuklarımızı katledenleri, o son derece insanı, son derece demokratik bir eylemi provoke edip bu noktaya getiren o emniyet mensuplarına destan yazdı diyenler bugün kendileri onları yargılıyor. Bir gün tarih de bunlar yapacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Tarih geçmiş dönemine de baktığımızda daha 60'lardan 70'lerdeki sürece bakalım. Yine bugün bizi yönetenlerin, abilerinin ya da onlar gibi düşünen insanların Türkiye'de birçok hikayeleri nasıl yazdıklarını biliriz.
işte Nazım Hikmetler'in başına gelenler, Yaşar Kemal'in, bu ülkede düşünenlerin, bu ülkede itiraz edenlerin her zaman başına birçok şeyler gelmiştir. Ama hiç kimse merak etmesin, sonuna kadar demokrasi için, özgürlük için itiraz etmeye devam edeceğiz. Hiç kimse bizim itirazımızı elimizde alamayacaktır. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum. Şimdi öyle iddialar vardı ki o dönemde, bir onları da hatırlayalım tabii. İşte Kabataş iddiası mesela ortaya atılmıştı. Yine camide içki içtiler iddiası ortaya atılmıştı. Bu suçlamalarla karşı karşıya kalınmıştı. Ama bunlar bir taraftan da ispatlanamadı. Şimdi bugüne geldiğimizde, yani aradan 7 yıl geçmiş baktığımızda, ama birçok şey o kadar benzer devam ediyor ki, Sayın Tekin, neler söyleyeceksiniz bu konuda, bu iddialara karşılık ispatlanamamasına özellikle? Bir kere öncelikle Fuat Hoca, yani müezzin olan abimiz, arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Evet. Türkiye'de büyük bir tuzağa, büyük bir yalan olduğu için. Tabii sonra başına birçok şey... Ama bedel de ödedi. Tabii ki. Yani eğer doğruysanız, eğer haklı bir durumunuz varsa, böyle ülkelerde, böylesi yönetim biçimi olan ülkelerde ne yazık ki bedel de ödüyorsunuz. Fuat Hoca da çok ağır bedel ödedi. Evet. Kendisini de yakinen tanırım. Ciddi de bir dostluğumuz var. Ama bir öz eleştiri de yapmak istiyorum. Yani başta hepimiz, Cumhuriyet Halk Partililer, gerçekten kendisini öteki hissedenler, birçok ismini unutmamamız gerektiğine inanıyorum. Bunun bir tanesi Fuat Hoca'dır. Bir tanesi Teoman Memur. Çok çabuk unutuyoruz, biliyorsunuz. 17 Aralık, 25 Aralık sürecindeki Türkiye'nin nasıl soyulduğunu, organize yolsuzlukların nasıl olduğunu o gün bütün haberlerde gördüğümüzde, o günün milli iş adamı, AKP için milli iş adamı olan Reza'nın kendi çalışanlarına söylemiş olduğu bir cümle var ki bu çok önemli. Gümrükle ilgili bir sorun yaşanıyor. Teoman Hoca, Teoman, memur Teoman, şerefli, onurlu bir Türk memuru. Reza kendi adamlarına diyor, ya bakanı bağlıyorsunuz, müsteşarı bağlıyorsunuz, efendim genel müdürleri bağlıyorsunuz da bir memura mı gücünüz yetmiyor? Evet, bir memura gücü yetmemişti. Çünkü o memur çok onurlu davranmıştı. Teoman memuru da burada selamlıyorum. Yine bütün bu belediyelerdeki, kamu alanlarındaki yolsuzluklar konusunda duyarlı davranıp Sayıştay Başkan Vekilliği'nin hazırlamış olduğu raporlardan dolayı ne yazık ki görevinde el çektirildi. Dünyanın başka ülkelerinde olsa o Sayıştay Başkan Vekilliği'nin çok ciddi görevlerde olması gerekirken bu arkadaşımıza da bu görevinden dolayı şerefli, onurlu, namuslu davrandığı için ne yazık ki o da derdest edildi. Yani şunu söylemek istiyorum. Fuat Hoca sosyal barışımızın ya da o siyasal sürecin önemli bir aktörüdür. Sayın Erdoğan toplumsal barışın zedelenebilmesi için her şeyi denedi. Onu Fuat Hoca bozdu. Onu bozduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Devamlı memura teşekkür ediyorum. Sayıştay Başkan Bey'in ismini bilmiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Yani Türkiye geçmiş dönemlerde de birçok yalanlar üzerine inşa edilmiştir. Yalanla birçok insanın çok ağır bedel ödediğini biliyoruz. Cezaevlerinde yattığını biliyoruz. Ama bu kadar uzun süre geçmesine rağmen maalesef Türkiye'de düzen değişmedi. Geçmiş alışkanlıklarımız halen devam ediyor. Büyük olasılıkla da biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Aslında düzene bir başkaldırış gibiydi gezi süreci elbette. Yani ağaç diyoruz ama tabii sonrasında da bu düzene karşı da bir seslenişti diyelim. 12 kişiyi de anıyoruz buradan elbette.
bedeller ödendi tabii. Tutuklu olanlar var. Osman Kavala mesela, biraz önce bahsettim, tekrar söyleyelim. Gezi'den sonra da bu sefer casusluktan tutuklandı. Ahim tahliye edilsin demişti ama tutukluluk süreci de devam etti. Ama zaman zaman Sayın Tekin, Gezi sürekli gündeme geliyor. Yani hedefte oluyor daha doğrusu. Neden böyle sizce? Yani geçtiğimiz günlerde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi'ye ilişkin sözlerde bulundu. Gezi o kadar yer edinmiş ki gördüğümüz kadarıyla, yani 7 yıldan bu yana hemen hemen her konuşmalarda biz o Gezi'yi duyuyoruz mutlaka. Tabii şimdi iktidarın aşamadığı, aşayamayacağı çok önemli sorunlar var. Ekonomik sorunlar var, işsizlik var, yoksulluk var, sefalet var. Dış politikada ciddi bir sorun var. Başımızda en büyük belaların bir tanesi güvenlikle ilgili, özellikle S-400 var, iktidarı çok sıkıştıran. Hı hı. Tüm bu sıkışmışlık içinde olan bir iktidarın kendisine bir mecra araması gerekiyor. Bu mecrada hem tabanını konsolide etmek için sürekli düşman yaratacaksınız. Yani Orta Doğu coğrafyasındaki liderlerin tamamına bakın. Tıpkı Sayın Erdoğan'ın bugün uygulamış olduğu yöntemleri uygulamışlar. Ta Nasır'dan itibaren. Yani iktidarınızı muhafaza etmek için elinizde gelen bütün argümanları kullanacaksınız. Bunun adı yalan olur, iftira olur, o olur, bu olur. Bunun hiç önemi yok. Yani bunu inanılır gibi değil. En azından bunlar zaman zaman işte bu en kutsal değerlerimizi kullanarak kendilerini farklı tarif etseler de görüyorum ki bu kutsal değerlerimize de çok saygıları olmayan bir anlayış içindeler. Yani insanlar yalan konuştuğu zaman yüzünün kızarması lazım. Bir cumhurbaşkanı işte camide içki içildi denildi dediği zaman elinde çok somut bilgilerin, çok somut fotoğrafların olması gerekiyor. Bununla ilgili haklı olarak herkes itiraz etti. Nerede oldu, nasıl oldu derken cuma günü açıklayacağım dedi. Üstünde evet. Bir tane cuma geçti, açıklayamadı. Yani hı-hı, o gün şuna emin olun, camideki din adamı namuslu davranmamış olsaydı, Sayın Erdoğan'ın cümlelerini evet doğrudur, haklıdır demiş olsaydı, inanın birçok sorunla karşı karşıya kalabilirdi. Onun için o görevi yapan o insanlara teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bunlara borcu var demek istiyorum. Yani kısacası bu kadar birikmiş meseleleri aşamıyorsanız o zaman gerilim yaratacaksınız. O zaman sorun yaratacaksınız. Ve o sorunla ülkeyi yönetmeye kalkışacaksınız. Ama şunu da hepimiz biliyoruz ki bunun çok şeyleri var, örnekleri var. Bu örneklerle hiç kimse kendi ülkesinde bu sorunları aşabilmiş değildir. Bu hastalıklardan vazgeçin, gelin şeffaf, herkesin konuşabileceği, meramını anlatabileceği, itiraz edenlerin neden itiraz ettiğini çok rahatlıkla dinlemeniz gerekirken, her itiraz edeni, vatan haini, her itiraz edeni suçlu, cezaevine atın, dava açın derseniz sorunuz iyi olmaz, onu da söyleyeyim. Mesela 7 yıl önce attığı tweetlerde işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga serbest bırakıldı, çıkarıldığı mahkemece. 7 yıl önceki tweetler, işte o mesajlardan dolayı olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir yandan da devam ediyor süreç aslında. Evet, hani biz şimdi Gezi'yi konuşuyoruz ama ne değişti diye baktığımızda pek de bir şey değişmemiş gibi görüyoruz maalesef. Belli ki şimdi kazı kazar gibi bundan sonra geçmişe yönelik kimlerin, siyasetçilerin, özellikle tabii hedef tahtasına Cumhuriyet Halk Partisi'ni koymuş. Daha önce HDP'ydi. Büyük olasılıkla HDP ile bir arka kapı diplomasında bir yeni bir süreç mi başlıyor onu tam bilmiyorum ama 24 saatini Cumhuriyet Halk Partisi ile geçiriyor Sayın Erdoğan. Ve 17 yaşında, tabii ki bunları tasvip etmek mümkün değil. Hı hı.
kimseye hakaret edilmemesi gerekiyor. Bu konuda en çok muzdarip olan da biziz. Yani bizlere de günde binlerce böyle saçma sapan, çok ağır lafların kullanılması, bunların hepsini iade ediyorum. Ama hem hukuken hem vicdanen takdir edersiniz ki birçok hukuku mesela zaman aşımına uğruyor. Zaman aşımına uğramış bir meseleyi bula bula 17 yaşında bir çocuğun hatasını onun üzerine de bunu inşa edip büyüterek sanki böyle bir düşman yaratabilirim anlayışı mümkün değildir. Ama şunu da söylemek istiyorum. Gerek iletişim çağında olduğumuz için gerekse bugün çok mecrada insanların rahatlıkla her şeye kavuştuğu bir dönemde olduğumuz için birçok yalanlar toplum karşısında kabul görmüyor. Yani her ne kadar Sayın Erdoğan işte o zaman da biliyorsunuz dolar lobisine gider yapıyordu. Gezi'nin mimarı dolar lobisiydi. Sonra dolar lobisi gitti, gariban Osman Bey'e kaldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Dolar lobisi neredeydi? İngiltere'ydi, Amerika'daydı. Şimdi dolar lobisi olarak tarif etmiş olduğunuz, yani dün Gezi'yi provoke eden, onu finanse eden diyenler bugün görüyorum ki o dolar lobisinin kapısında sıra bekliyorlar ve para bekliyorlar. Yani kısacası şuna emin olmanızı istiyorum. Ne yaparlarsa yapsın toplumda bir karşılığının olmayacağını, hele hele AKP seçmeninin de çok ciddi şekilde rahatsız olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi tabii bir taraftan da bu cami provokasyonları da gündeme geldi. Yeni seçim sistemine ilişkin o açıklamalara geçeceğim ama bunu da sorayım bu arada tabii. Neden bulunamadı mesela, kim yaptı İzmir'deki olay? Bunun faturası tabii yine aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne çıkarılmış oldu. Banu Özdemir tutuklandı. Gerekçesine bu da açıklanmadı ama bir taraftan da bu provokasyonları yapanlar bulunamıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında çok kolay bulunur. Bulunmaması mümkün değildir. Yani ama neden kamuoyuna yansıtılmadı bilmiyorum. Biz de yakından takip ediyoruz. Bu ciddi bir sorun. Bunu mutlaka, hele hele özellikle böyle seküler kesimin yoğun olduğu bir ilde bu provokasyonun yapılması çok sıradan bir meselenin olmadığını, tıpkı geçmiş yıllardaki Maraş, Çorum, Sivas katliamlarını bana hatırlatıyor. Yani yeni bir süreç, yeni bir mesele yaratarak o meselenin üstünde yürümek istiyorlar. Ama buna Cumhuriyet Halk Partisi izin vermeyecektir, merak etmesinler. Peki şimdi hemen bu seçim sistemine de bir geçelim. Seçim sistemine ilişkin bugünlerde en çok konuşulan konu bu oldu Ankara kulislerinde. Siyasi partiler kanununun değiştirilmesi ve vekil transferinin de yeniden düzenlenmesi doğrultusunda AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen görüşmeler yoğun tartışmalara da yol açıyor aynı zamanda. Tabii birincisi CHP liderinin işte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne milletvekili verebilecekleri, yine aynı şekilde İYİ Parti'den de böyle bir açıklama vardı. Bu başlatmış oldu. Bir taraftan Cumhurbaşkanı'nın sahaya iniyoruz, geziler başlıyor ifadeleri de acaba erken seçim mi olacak yorumlarına neden oldu. Önce bu siyasi partiler kanununu soracağım elbette. Nasıl olması gerekiyor? Şimdi bir sürü formül var buna ilişkin. Birincisi 5 ayrı yasayı bağlı, 5 ayrı yasaya bağlı yapılan seçimlerin tek yasada olması gündemde. İşte baraj kalkarsa ittifaka da gerek kalmaz denildi. Dar bölge, daraltılmış bölge seçim sistemleri yeniden gündemde. Bir de dün bir haber vardı. Onu da hemen size söyleyeyim. Ardından yorumunuza geçelim. Şimdi deniliyor ki işte 41 ilde hani teşkilatlanması gerekiyor. Ya da işte mecliste grubu bulunması gerekiyor. Mesela mecliste grubu bulunması kriterinin çıkarılabileceği söyleniyor. Yani dolayısıyla hani belki de o 41 ilde teşkilatlanma tamamlanması
olmadıysa o süreç, çünkü onun da bir süreci gerekiyor. Yani bu durumda transferle de bu iş olamayacak mı? Bir sürü seçenekler sıralanmış durumda. Grup sayısı açısından da 20'nin işte 30'a 40'a bile çıkarılabileceği, yani bir şekilde bunun önünün kesilmesine, hatta MHP'de tabii ki dedi ki tam destek veririz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Tekin? Önce şunu söylemek istiyorum. Bir kere demokrasinin önünde büyük bir Çin seti var. Yani bu Çin setini ya da bu hendek neyse bu hendeğin kaldırılması, Çin setinin kaldırılması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak 87 yılından itibaren, bakın altını çizerek söylüyorum, 87 yılından itibaren her genel kurul açılışında siyasi partiler yasasının değişmesi, %10 barajın düşmesi için tekliflerimiz var. Yani parlamentonun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raflarına gittiğinizde sadece bizim değil, haksızlık da yapmak istemiyorum. Bizim dışımızda da çok sayıda partilerin teklif var. Bunun bir tanesi de dönemin Refah Partisi, bugünkü iktidarın devamıyım dediği Refah Partisi dahil olmak üzere bu değişikliklerle ilgili teklifler var. Bakın 37 yıl önce bir junta, darbeciler, 40 yıl önce darbeciler yeni bir anayasa yaptı. Ve bu yeni anayasada akla hayale gelmeyecek bir sürü maddeler konuldu. Bu süreç içerisinde iktidarların çoğu bunları parça parça değiştirdi. Ama ne gariptir, 2-3 maddeye hiç kimse dokunmadı. Hemen hemen bütün siyasi partilerin programlarına bakın. Bütün siyasi partilerin programında siyasi partiler yasasını değiştireceğim mutlaka vardır. Barajı indireceğim mutlaka vardır. Evet. Hı. AK Parti'de daha fazlası vardı ama AK Parti kendisini feshetti. Şu anda AK Parti diye bir parti yok. Yani programına bakın, Sayın Erdoğan var. Partinin programı tamamen çöpe atılmış vaziyette. Şimdi böyle bir durumda aşılması gereken birçok sorunlar var. Bu sorunlar, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekliflerinin hiçbirini kabul etmiyorsunuz. Haklı olarak da bir önceki seçimde tıpkı İYİ Parti ile ilgili de bu sorun yaşandı. Evet. Şimdi Sayın Genel Başkanımıza sorulan soru şu. Bir erken seçim olursa, yani bir milletvekili transferi falan söz konusu değil. Bir erken seçim olursa, işte şu partiler seçime girmeye hak kazanamıyor. Bu konuda ne yapılabilir? Sayın Genel Başkanımızla çok açık anlaşılabilir şekilde eğer teklifimiz var, yasayı değiştirirlerse sorun yok. Yasayı değiştirmeyeceklerse Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak için bu konuda yardımcı oluruz demiştir. Bu bir milletvekili transferi değildir. Tıpkı İyi Parti yapıldığı gibi bir milletvekili transferi olmamıştır. Bir sorun aşılmıştır. Bir sorunun aşılması için bunlar yapılabilir. Şimdi bugün konuşulan ya da kamuoyunda tartışılan mesele bir siyasi partiler yasası değil. Tam tersine. İktidarı nasıl muhafaza edebiliriz? Olası iktidardan çok sayıda kulislerde de çok konuşuluyor. Deva Partisi'ne ve çeşitli partilere istifa edip geçecek milletvekillerinin önünü keseceksiniz. İki, grup kurabilmeleri için sayısal olarak 20'ydi 40 yapacaklar. Evet. Evet, yani gittikçe zorlaştıracakları, hayatı kolaylaştırmıyor. Biz ne istiyoruz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz nasıl bir yasa istiyoruz? Diyoruz ki, bir, hiç olmazsa 80 öncesi, bakın çok eskilere çok yeni bir şey tarif etmiyorum. 80 öncesi siyasi partiler yasasına bakın. Son derece demokratik bir yasa. Yani Yani 12 Eylül'le birlikte mi gelen asıl o yasanın değişmesi Eylül. gerektiği? Hı. Tabii cuntacılar bunu yaptı. Yani cuntacılar yaptı ama bugünkü yönetim biçimine bakın. Cuntacılardan hiç farkları yok. Nedir yani? Milletvekilleri, işte belediye başkanları, ya mahallede belediye meclis üyesi, yani yerelde insanlar kendi kaderini kendisi tayin edecek. Bunların tamamını Ankara'da tayin ederseniz
Burada demokrasi falan olmaz, yapmayalım. Biz de diyoruz ki gelin millet iradesini egemen kılalım. Millet kendi vekilini, kendi belediye başkanını, kendi il genel meclis üyesini, belediye meclis üyesini kendisi seçsin ve ona göre oradaki vatandaşlarımız da kendi bölgesindeki yönetim biçimini ve kararlarını alabilsin. Şimdi bu kararların tamamını merkezi idareye, Ankara'ya bağlamışsınız. Yani bir milletvekilinin kendi bölgesindeki bir sorunu eğer kendi partisi istemiyorsa onu gündeme getirmesi mümkün değil. Bütün bunların değişmesi lazım ve milletvekilini milletin kendisinin seçmesinin olanaklarını yaratmamız lazım. Tıpkı Batı'da olduğu gibi, yani Batı'da milletvekilleri nasıl seçiliyorsa bizde de milletvekillerinin böyle seçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ne olur? Siz milletvekili olarak kendi genel başkanınıza, kendi yöneticilerinize itiraz edemezsiniz. İtiraz ettiğiniz zaman kapı dışında olursunuz. Daha düne kadar Ali Babacan, AKP ve Sayın Erdoğan'ın baş tacıydı. Ne oldu da şimdi Bebecan oldu? E niye? Çünkü itiraz ediyorsunuz. Yani ne yazık ki insan fıtratı itirazı çok kabul etmiyor. Bütün partiler için geçerli olan bir kavramdır. Derhal bunun değişmesi lazım. Ama ben bu çerçevede iktidarın bir değişim taraftarı olduğunu zannetmiyorum. Tam tersine hayatı zorlaştırmak ve süreci zorlaştırmak, her şeyi merkeze bağlayan bir yasa tasarısı hazırladıklarını biliyorum. Şimdi AK Parti Naci Bostancı'nın ifadeleri vardı. Diyor ki halkın tayin ettiği milletvekillerin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkarılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüşü? Doğru mu yanlış mı sizce? Yani ben şimdi şaşırıyorum. Büyük olasılıkla beyefendiye birileri yazmış, eline vermiş, okumuş. Çünkü benim elime böyle bir şey verilse ben, yani o partili olsam okumam. Derim ki ya daha 2 ay önce 20 tane belediye başkanı transfer ettik. 3 ay önce Antalya İyi Parti milletvekili transfer ettiniz. Ya şimdi uygulamalarınızla söylemleriniz birbirine çelişmemiş olacak. Böyle bir de etik metik dersi falan vermesinler. Yani bir siyasetçi olarak da şunu söylüyorum. Türk siyaseti lime lime dökülüyor. Kirli. Bu kadar kirlenmiş bir siyasette hiç kimse kimseye etik dersi falan vermeye de kalkışmasın. Keşke etik olsa. Keşke hesap verebilir olsa. Etik olmanız için ödediğiniz vergilerin hesabını vereceksiniz. Ödediğiniz vergilerin hesabını veremiyorsanız zaten ülkenizde demokrasi falan bahsedilmez. Şu anda demokrasinin tek tarifi var insanın. Böyle sandık koydum, onu yaptım, bunu yaptım. Bunların hepsi hikaye. Tek tarif şu. Birey, vatandaş olarak ödediğin vergilerin nasıl harcandığını, kimler tarafından harcandığını görebiliyor, sorabiliyorsam evet ülkemizde demokrasi var diyebilirim. Aksi takdirde geri kalan hepsi hikaye. Buna da Batılıların çok güzel bir deyimi var. İbrit demokrasisi falan derler. Böyle bir demokrasi falan da mümkün değildir. Gelin bu çürümüş sistemin tamamını değiştirelim. Devrim niteliğinde değiştirelim. Siyasi partiler yasasını değiştirelim. Barajı indirelim. Yerel yönetim yasasını değiştirelim. Siyaset etik bir kural getirelim. Hesap verebilir olsun. Kimse hesap vermiyor. Ülkede herkes hesap veriyor. Ama bu ülkeyi yönetenlerin hiçbirisinin hesap verdiğini bugüne kadar görmüş değilim, duymuş değilim. Bu kadar aleni olmasına rağmen 17 Aralık, 25 Aralık'ta dünyanın hiçbir ülkesinde görülmedik bir ülkeyi, devleti yöneten bir çetenin nasıl soyduğunu hepimiz gördük. Ama yargılayamaz. Böyle bir şey ülke olabilir mi? Onun için bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi zor, görevi de zor. Tarihsel bir misyonu var. Sonuna kadar bizim mücadele edip gerçekten milletin yararına, vatandaşın yararına yeni yasalar yapmamız lazım. Bu yasalarla bu ülkenin yönetilmesi mümkün değildir. Peki efendim, şimdi sahaya iniyoruz dedi işte Cumhurbaşkanı.
erken seçim iddialarını güçlendirdi diyoruz. AK Parti sahaya indiğinde sizce siz de çok sahada olduğunuz için bunu soruyorum. Neyle karşılaşacak sizce? Şimdi Sayın Erdoğan sahaya falan inmiyor yani. O saha nereden çıktı bilmiyorum. Şimdi şöyle bir organizasyon yapılıyor. Örneğin hangi bölgeye gidiyorsa 5.000 polis muhafaza ediyor. Vatandaşla iletişiminiz sıfır. Televizyonda bağırıp duruyorsunuz. Eğer yürekleri yetiyorsa ben bu konuda onlara kılavuzluk yapmak isterim. Yani kendi vekillerini versinler. En güçlü oldukları yerlere götüreceğim. Bakın Kadıköy'ü tarif etmiyorum. Bağcılar'a gidelim. Esenler'e gidelim. Arnavutköy'e gidelim. Gidelim de görelim. Ama bir sahaya inemeyeceklerini çok net olarak biliyorum. Esenlik Meydanı'na gitsinler de göreyim. Bu kadar sorunun, bu kadar işsizliğin, bu kadar sefaletin olduğu yerde her ne kadar televizyonlar, gazeteler bu meseleleri görmemezlikte gelmiş olsa da vatandaşlarımız her şeyi görüyor, duyuyor, ona göre davranıyor. Öyle sahaya indiğimde falan olmaz. Ama ben burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri, ilçeleri, belediye başkanları, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri 24 saatini sahada geçirmek zorundadır. Çünkü bundan sonraki süreçte biz ancak sokakta kendimizi var edebiliriz. Yani yursu yurt gezileri olarak bu değerlendirildi. Çoğu kişi yani bir kesim diyor ki işte erken seçim. Ama bir kesim de diyor ki yani yorumlara baktığımızda mesela araştırma şirketlerinin de genellikle yorumları bu yöndeydi. Bir erime bir bölünme süreci yaşanıyor. Dolayısıyla belki hani yurt gezilerine örgütlerle daha iletişimde olmak adına ya da milletvekillerini daha çok sahaya sürmek adına da yapıldığını söylediler. Bunu da yani belirtelim de hani aslında erken seçimi Cumhurbaşkanı'nın pek de tarzı değil diyoruz ama MHP lideri Bahçeli bunu çok öne çıkarırsa acaba orada ne olacak? O da ayrı bir soru işareti önümüzdeki süreçte. Bekliyor musunuz siz böyle bir şey? Yani olur mu erken seçim sizce? Onu da Olmaz. sorayım. Yerel seçimden hemen sonra yani ben de bu konuda biraz da şaşkınım. Yerel seçimden sonra defalarca erken seçim talep eden tek kişiyim. Yani ya ben biraz olayların farkında değilim ya da arkadaşlarımız ne düşünüyor bilmiyorum. Keşke beni de ikna etmiş olsalar. Çünkü yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin kesinlikle ve kesinlikle bir erken seçime ihtiyacı vardır. Nedenli şu, birincisi çok büyük bir ciddi bir ekonomik kriz var, büyük bir işsizlik var, dış politikada büyük bir çıkmazdayız. Yani öyle ufak tefek değil. Üçüncüsü önümüzdeki günlerde, o gün de biliyordum, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin çok başarılı olabileceklerini çok iyi biliyorlar. Çünkü ranta dayalı değil, hizmete dayalı bir belediyecilik anlayışı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışı hizmetiyle devam ediyor arkadaşlarımız. Bunu sekteye uğratmak için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Müfettişler şunlar bunlar, Sayıştay müfettişi, bunların hiçbir önemi yok. Şu anda Ankara'da hazırlamış oldukları paket adeta kaybetmiş oldukları belediyeleri, yani Güneydoğu coğrafyasındaki belediyelere nasıl kayyum atadılarsa, hani buraya kayyum değil ama kayyum niteliğini taşıyacak yeni yasalar geliyor. Yani işte efendim meclis çoğunluğu, belediye meclisi çoğunluğu kararını öne getiriyorlar. Şimdi mesela Sayın Erdoğan seçildiği zaman İstanbul'da çoğunluğu yoktu. Ama hiç kimse Sayın Erdoğan'ın çalışmalarını ya da kararlarını sekteye uğratmış değildi. Çünkü İstanbul halkının beklentileri vardı. Bu beklenti çerçevesinde herkes davranmak zorunda kaldı. Şimdi önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla belediyelerimizin çalışmalarını engelleyebilecek
Yeni bir yasa önümüze gelecek. Şöyle bir şey, onu hemen izleyicilerimize de aktaralım. Şimdi bu düzenleme, yani yeni bir yasa, işte üzerinde çalışılan düzenlemeye göre meclisler kendi başkanlarını seçecek. Bu durumda da belediye başkanları meclisin doğal başkanı olamayacak. Mesela bir düzenleme de bu şekilde. O soru, Yani bir şey, bir de bu var. Evet, buyurun. onun hiçbir önemi yok. Yani zaten sayısal çoğunlukla belediye başkanı olmadığı zaman sayısal çoğunluk kiminse başkanlık onun. Şu anda İstanbul'da, Ankara'da çoğunluğu elinde tutan AK Parti de başkanlık. Eğer belediye başkanı yoksa onlar yönetiyor. Sorun o değil. Sorun şu. Sorun belediyelerin iştiraklarını, şirketlerini çoğunluk elde ederek kendilerinin yönetmesini sağlamak istiyorlar. Evet. Yoksa sadece orada işte meclisi başkan değil, ben yöneteyim anlayışı değil. Yani kısacası imar uygulaması, şirketlerin yönetim biçimini, bütün şeyleri değiştirecekler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Millet 5 yıl görev vermiştir. 5 yıllık süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri kendi görevlerini yapacaktır. Eğer yeni bir yasa düşünüyorsanız, seçilmiş bu kazanılmış hak olarak 5 yılı muaf tutun. Gelin kardeşim, ne istiyorsanız yeniden bir yerel yönetim yasası ve yeni bir uygulama ile ilgili onu da tartışalım. Ama seçilmiş belediye başkanlarını ben nasıl engelleyebilirim? Nasıl kayyum mantığıyla çözebilirim derseniz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna izin vermemeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi biraz ekonomiye de tabii. Yani erken seçim istememin nedenleri vardı. Bu nedenleri partimiz çok dillendiremedi. Nedenini ben de bilmiyorum ama Türkiye'nin bir erken seçime çok acil ihtiyacı var. Çünkü bundan sonraki süreçte buna emin olabilirsiniz. 3 ay, 4 ay sonra daha fazla farklı şeyler konuşabiliriz. Ben inanmıyorum ki, umut ediyorum ki benim ya da duyumlarımız gerçek olmaz. Gelin milletin iradesine gidelim. Millet kimi takdir ediyorsa yeni bir seçimin bir zararı olduğunu düşünüyorum. Peki, ekonomiye geçelim buradan. Şimdi seçim dediniz. Türkiye böyle bir seçimi, yani şu anda bu süreci kaldırabilir mi? Bir taraftan ekonomik sıkıntılar iyice artık ön plana çıkmış durumda. Buhrandan çıkış paketi açıklanmıştı en son. Tabii burada birçok madde var. Sadece ekonomi değil, yargı bağımsızlığı da var mesela. İşte güven açısından da bu maddeler de eklenmiş. Seçim barajından tutun siyasi ahlak yasasına kadar. Kamuda israfa son verilmeli diyor CHP lideri. Yeni bir merkez yerel dengesi kurulmalı diyor. 16 maddelik ekonomi paketini konuşalım. Amacı Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki hiçbir şekilde dedi, yani şifa olacak bir durum değil bu dedi. Böyle bir teklif içermiyor dedi. Bu teklifin içeriği bu değil dedi. İyi bir teşhis değil dedi. Bu hususların hiçbiri işe dokunacak bir cinsten değil dedi. Sadra şifa ifadesini kullandı da onu çevirmeye çalıştım aslında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir taraftan da ekonomik sıkıntıları çok net görüyorsunuz, esnafla da iç içe olduğunuz için. Stopaj kaldırısının önerisi vardı mesela en son sizden gelen. Biraz da ekonomiyi konuşalım, buyurun. Evet, aslında Perşembe'nin gelişi çarşambadan belliydi. Yani pandemiden önce 21 milyon 800 bin vatandaşımız icra. 21 milyon 800 bin. Yani ödeyememiş ve icralık olmuş. 44 milyon kredi kartı borçlusu var. 44 milyon. Bunun 5,5 milyonu ödeyebilecek durumda değil. TÜİK bütün verilerle oynanmasına rağmen TÜİK verilerine göre 5,5 milyon işsiz var. Bu ne zaman rakamları? 8 ay önce. Şimdi bu kadar ağır bir ekonomik krizin üstüne bile bu pandemi geldi. Şimdi bütün bunları aşabilmeniz için sizin bütçenizin sağlıklı olması lazım. Bütçe, 4 aylık bütçe şu anda delik deşik oldu. Bütün dünya yeni bütçe yaptı. Çünkü yeni bir sürece giriyoruz. Yeni bir ekonomik model gerekiyor.
Ve yeni bir sürece göre de yeni bütçenizi yapacaksınız. Bütçede maalesef ciddi sıkıntı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştan itibaren bu koronavirüsünden sonra da önerileri ne yazık ki Sayın Erdoğan'ın özel bir nefreti olduğu için hiçbir şeyi ciddiye almıyor. Örneğin işte Orta Doğu coğrafyasındaki yaşanan sorunları o gün Sayın Davutoğlu da Dışişleri Bakanı'ydı. Bizim Suriye ve Orta Doğu coğrafyasındaki hazırlamış olduğumuz rapor Davutoğlu ya da devletin arşivinde vardır. O gün ciddiye alınabilseydi bugün Türkiye bu meselelerin hiçbirisini yaşamamış oldu. Dinlemiyor. Yani ne derseniz deyin. Böyle bir garip bir durum var. Şimdi biraz önce siz dediniz ki yargının durumu falan. Yargı marga hak getire. Yani bu kadar sorun yaratan bir iktidarın bu sorunları çözme şansı yok. Hadi gel yeniden oturalım, yeni bir hukuk sistemi yapalım derseniz bu hayal olur. Böyle bir şey mümkün değil. Sayın Erdoğan'ın fıtratı bunu kabul etmez. Onun için bir seçimle bunları yeniden ele almamız lazım. Ekonomiyi, hukuk sistemimizi, dış politikayı, iç politikayı, siyaseti, şu andaki mevcut parlamentodaki yapıya göre bunların hiçbirisini yapabilecek durumda değiliz. Ancak da ancak bir erken seçimle bu süreci yeni bir parlamento ve yeni gelecek bir anlayışla bu meseleler çözülebilir. Aksi takdirde kendimizi yanıltmış oluruz ve bağımsız yargı istiyoruz. Nasıl bağımsız yargı isteyeceğiz? Bağımlı hale getiren kim? Bugünkü iktidarın kendisi. Yasama, yürütme, yargı. Tamamını kendine bağlamış. Bu kadar kendisine bağladığı bir sistemi bir gecede hadi ben vazgeçtim, gelin ey muhalefet, daha iyisini beraber yapalım diyebilecek durumda olmadıklarını hepimiz çok net olarak biliyoruz. İnşallah umut ederim ki yeni bir süreç başlar. Onun kararını da verecek olan Cumhurbaşkanı değil midir Gürsel Bey? Şimdi eskiden tabii mesela bir seçim olacaksa bu karar meclisten çıkıyordu. Ama şimdi tam tersi bir durum var. Ne zaman isterse o zaman yapacak gibi bir şey ortaya çıkıyor mu burada sizce? Yani yapmıyorum deme durumu da var mıdır mesela? Yapmıyorum deme durumu yok. Şundan dolayı parlamentoda sayısal çoğunluk muhalefetin elinde. Muhalefet talep ederse ben inanıyorum ki çok rahatlıkla olur. Ama tabii muhalefet bu konuda özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu önemli. Yani MHP'nin evet zaten genellikle hani Bahçeli artık son yıllardaki seçimlerde hep bu şekilde gördüğümüz için. Peki şimdi biraz ekonomiyi konuşurken esnafı da konuşmak istiyoruz elbette. Sizin de önerileriniz de vardı. Bayram öncesinde bir çağrı yapmıştınız ama ne oldu? Çağrınız TUPAŞ kaldırılsın dediniz mesela. Ekonomik kriz altında her geçen gün daha da ezilen, kepenk kapatan, zaten bu süreçte kepenkleri kapanmış olan esnaf. Bir yandan işte kira derdi, korona süreci derken iyice her şey birikti. Nasıl çıkılacak bu sürecin içerisinden? Öneriler de sunmuştunuz, destek çağrınız vardı ama bayram da geçti. O müjdeli haber geldi mi esnafa? Gelmez. Tabii bu konuda biraz esnaf başkanlarını eleştirmek istiyorum. Özellikle Türkiye Odalar Birliği, esnaf başkanları, ticaret odası başkanları, sanayi odası başkanları, TÜSİAD. Zaman zaman TÜSİAD itiraz ediyor da. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden dolayı istisnasız her akşam televizyonları açtığında oda başkanları Türkiye'nin ekonomiyle ilgili, krizle ilgili çok net düşüncelerini ifade ediyorlardı. Çok haklı çünkü onlar da temsil etmiş olduğu esnafları haklarını savunmak zorunda. Çünkü onların ödediği aidatlarla cakalarını atıyorlar. Ama şimdi bakıyorum hiç kimsenin sessiz sedası yok. Bakın önerimiz şu. Çok net anlaşılabilsin diye söylüyorum. Evet, buyurun. Örneğin Sirkeci'de ben bir dükkan kiralamışım. Dükkanımın kirası 40 bin lira. Mal sahibine 40 bin lira ödüyor.
Ama aynı zamanda 40 bin liranın %20'sini 8 bin lirada devlete ödüyor. İster kapalı olsun, ister açık olsun. Bakın 60 gündür, 65 gündür dükkanlar kapalı. Kapalı dükkanların tamamı her ay devlete vergi ödüyor. Ya kardeşim bunu yapmayın, kaldırın diyoruz bunu. Tık yok, kaldırmıyor. İki, bütün dünyanın yaptığını. Hani dünyanın yaptığı gibi de yapmayalım. İşte adam 7 bin, 10 bin, 20 bin veren var. Biz asgari 60 gün insanların evlerinde rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için her ay 2 bin lira dedik, 4 bin lira. Bunun ortalama rakamı 13 milyar dolar ediyor. Yani 13 milyar dolar. Şimdi bize soracaklar, bu parayı nereden bulacağız? Var be kardeşim bu para. Bakın Kanal İstanbul için ayırmış olduğunuz bütçe 25 milyar dolar. Bunun yarısını vatandaşa 88 milyon. Herkes 83 milyon diyor ama unutmayın Elif Hanım, biz 88 milyonuz. Şu anda 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 5 milyonla misafirimiz var. Sonuçta bunlar da insan. Yani nasıl benim ihtiyacım varsa bir Afganlının, bir Iraklının, bir Libyalının, bir Afrikalının da gıda ihtiyacı var. Bu ihtiyacı temin etmek zorundayız. Bu rakam, yani 13 milyar 60 gün vatandaşlarımızın 21 milyon hane, ortalama 1 milyonda misafirleri katarak 22 milyon ya da 22,5 milyon hane diyerek, bunu zengini yoksul ayırmaksızın söylüyorum, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin edelim. Ve bu ödediğimiz, yani devletin bu ödeyeceği para, dolaylı vergilerle yarısı yine devletin kasasına geliyor ve aynı zamanda esnaf da piyasada biraz rahatlamış oldu. İkincisi, yıllardır söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bütün sosyal devletlerin yaptığını gelin aile sigortası, yani işi olmayan, işsiz, imkanı olmayan her vatandaşı devlet maaşa bağlasın, ona iş bulana kadar, iş bulduğu zaman da maaşını kessin. Bunları da ne yazık yapamadık. Klasik bildik model, işte biz dağıtıyoruz, zarfla gönderiyoruz falan. Bu çok onur kırıcı bir şeydir. Türkiye'ye yakışan bir tablo değil. Ama iktidar ısrarla bu inadını sürdürmeye devam ediyor. İşte bu kadar para dağıttık, bu kadar kredi veriyoruz falan filan. Doğrusu esnaf başkanlarını arayabilirsiniz, yarın sorabilirsiniz. Çoğunluğuyla benim ilişkilerim var, konuşuyorum. Tabii yüksek sesle kamuoyuna ifade edemiyorlar ama bana söyledikleri laflar gerçekten çok büyük bir perişanlık var. İnşallah bu perişanlığı el birliğiyle aşarız diye düşünüyorum. Şimdi ekonomi dedik. Ekonominin başındaki kişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir programa katıldı TRT Haber'de ve orada bazı ifadeleri vardı. Aslında vaktimiz var biraz. O ifadeleri bir dinleyelim. Sayın Tekin, size soracağım tabii. Evet, Berat Albayrak'ın konuşmasını da ekranımıza yansıtalım. Benim bu hayatta onur duyduğum iki tane ünvan var. Birincisi Sadık Albayrak'ın oğlu olmak. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak. Birincisi ömrü hayatını davası uğruna vakfetmiş. Hakikaten bir mücadele namına evlatlarını her türlü fedakarlık noktasında, maddi manevi, her türlü fedakarlığı yaparak evlatlarını yetiştirmiş. Çok önemli, özel bir insanın oğlu olmak. İkincisi, Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden bir tanesinin damadı olmak. Bu benim için şeref. Birileri için diyorlar ya, Türkiye'deki her erkek evliyse birinin damadı. Evet. Ama benim için, bu benim için çok önemli bir, çok değerli ve kıymetli bir husus. Böyle bir insanla, çünkü farklı bir ilişki. Birilerinin siyaset çünkü. Siyasi bir ilişkim yok benim. Gurur duyuyorum dedi, onur duyuyorum. Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden birinin damadıyım ben dedi. İki ünvan var dedi. Biri damat olmaktan onur duyuyorum dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sözleri? Çok haklı. Yani kendine göre haklı. Ama itirazlarım var. Eğer zamanımız varsa İslam coğrafyası ne yazık ki... Var, buyurun. İslam coğrafyası kanamalı, sorunlu bir coğrafya. Yani keşke Sayın Erdoğan
İslam coğrafyasındaki yaşanan bu süreçlere lokomotif görevi yapabilseydi. Bugün İslam coğrafyasında herkesle kavgalıyız. Kavgalı olmadığımız hiçbir yeri yok. İkincisi, şöyle bir kendimizi gözden geçirelim. Dünyadaki enerjinin %65'i 57-56 ülkenin elinde. Yani İslam coğrafyasını temsil eden 56 ülke. Bu nüfus ne kadardır 56 ülkenin nüfusu? 1,5 milyar. 1,5 milyar nüfusun yönetildiği coğrafyada enerjinin %70'i, %65'i elimizde olmasına rağmen açlık var, sefalet var, yoksulluk var, savaş var ve gelişmemişlik var. Yani bu bizim kaderimiz olmamalı diye düşünüyorum. Keşke Sayın Erdoğan bu duyarlılık içerisinde, çünkü Türkiye çok önemli bir görevi var. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren bütün çabası, bütün uğraşı, başta Orta Doğu coğrafyası olmak üzere Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet'in sistemin oralarda inşa edilebilmesi için ciddi çaba sarf etmiştir. Gerçi şu anda Orta Doğu coğrafyasının birçok ülkelerinde tıpkı Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki projeleri uygulamaya başladılar. Ama genel olarak baktığımızda ne yazık ki kanamalı ve sorunlu bir coğrafya olması hepimizi çok üzen bir durumdur. Nerede savaş var, nerede yoksulluk var, niçin mesela Orta Doğu coğrafyasında herkes şimdi caka atıyor. Yani ufacık bir İsrail Orta Doğu coğrafyasının tamamını esir almışsa, hani siz neredesiniz, büyük devletsiniz, çok büyük paralarınız var. Ama evet, büyükler, nedir büyükler? 56 ülkenin tamamının sarayı var. Tamamının. İstisnasız saray olmayan hiçbir devlet başkanı yok. 56 ülkenin başkanlarının hepsi de zengin. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Meral Akşener demişti ki bir basın toplantısında, saray olduktan sonra halkla olan bağlar da koptu. Aslında saray halktan uzaklaştırdı ifadelerini kullanmıştı. Onu da tekrar hatırlatalım. Sayın Tekin, çok teşekkür ediyoruz. Saray itibardır diyenlere Merkel örneğini vermek istiyorum. Merkel çok mütevazı bir evde oturuyor. İki evet. Dünyanın en karizmatik lideri seçildi. Ve her yılda bütçesi 2 milyar euro fazla veriyor. Hı hı. Korona sürecinde de, ilk başlangıcında da ulusa sesleniş konuşması yaptı ki işte o konuşmada çok yankılanmıştı. Sosyal devlet örneğini de aslında yansıtmıştı o konuşmasıyla. Sağ olunuz efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi günler diliyorum. Sağ olunuz. İyi günler diliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'le gündemi konuştuk. Süreç nasıl ilerleyecek bundan sonra, elbette açıklamalarla birlikte biz de her geçen gün o ilk ve yeni anlık açıklamalarla öğreniyoruz diyelim. Ankara saatini noktalayalım. Hoşça kalın.